Türk'le karşılaştık. 100% Turkish Hisey. Merhabalar. Merhaba. İsmin ne? İsmin ne? I don't speak Turkish. What's your name? Jude. Jude. Yeah. And %100 Türk'üm. %100 Türk'sün. Yes. Do you speak Turkish? No, I just know some words. Okay. Aşkım, bibim. Çok güzel. Turkish. Thank you. Biz teşekkür ederiz. How are you? Good, good, very well. Good, where are you from? I am from Somalia. Somalia? Yes. Do you like Turkey? Turkey and Somalia have a long history. Turkey, yeah. We love Turkey. Come. Yes, we love Somalia. We like Erdogan. Merhaba efendim. Nereden katılıyorsunuz? Türkçe konuşmuyor. No speak Turkish. No. Where are you from? I'm from New York. From New York. You are not Turkish, right? I'm not Turkish. Turkish. Okay, try speak Turkish please next year. You speak Merhaba, Turkish. Evet, merhabalar. Merhaba. Nereden katılıyorsunuz? Biz Upstate New York'ta. Upstate New York'tan bayağı uzakta bir yer. Yani, daha önceden gitmiştim. Upstate'in başlangıcı fazla uzak değil. 1,5 saat kadar uzak. Oh, güzel. No problem. Nasıl bugün burayı nasıl buldunuz? Güzel, kalabalık mı? Güzel, evet. Bayağı kalabalık. Daha evet. Da çok kalabalık olacağı benziyor. İnşallah. İnşallah. Kızınız mı? Kızım. Merhaba. Do you speak Turkish? No. No? Efendim, Türk çocuğu fakat Türkçe bilmiyor. Bu çok kötü. Üzüldüm şu anda. Please, you speak Turkish next year, okay? What's your name? Melissa. Yes, Melissa. Your older daughter? Bu da evet, Aleyna. Aleyna, you speak Turkish? Very little. Little surprise. Okay, what's your name? Aleyna. Aleyna, are you going to school? Which level? Sixth. Sixth. You try speak Turkish, okay? Please. Thank you. Ne iş yapıyorsunuz? Vallahi bizim iş yerimiz var, iş yeri işletiyoruz. Güzel. Buraya eğlenmeye geldiniz bugün. Bugün de evet öyle oldu. İlk defa geliyorum bu sefer, bu yaz. Süper, süper. Merhabalar, sizi tanıyalım. Ufuk Karagöz, Cemal ile kuzenim. Kuzensiniz, akraba. Ben de South Jersey'den geliyorum. 2,5-3 saatlik yoldan geliyoruz. Evet. Bugün Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil etmeye geldik. Her yer. Evet efendim, şu anda New Jersey'de tanıdık bir simaya, ünlü bir simaya rastladım. New Jersey'den, South New Jersey'den. Merhaba efendim. Merhaba, nasılsınız Azim Hanım? Tuncay abi, hoş Merhaba, geldiniz. Sağ olun, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Bugün çok güzel, şenlik, evet, kalabalık bayağı. Gerçekten güzel, gerçekten güzel. Eğleniyor musunuz? Tabii eğleniyoruz. Bir de en azından uzun zamandır bir araya gelmemiştik. Bu bile başlı başına bir olay. En azından insanların yüzü gülüyor. Aynen. Çocuklarımızın yüzü gülüyor. Bayrağımız var. Artık istenecek ne isteyebiliriz ki gurbette. Evet. Bayağı gösteriler falan izledik. Çok güzel Kafkas dansları oldu. Atatürk Okulu'nun öğrencileri çok güzel gösteriler yaptılar. Birazdan Mustafa Sandal da başlayacak inşallah. Şimdi Atatürk Okulu'nun öğrencileri zaten başlı başına bir ekol. Evet efendim, şimdi bir gencimizle sohbet edelim azıcık. Merhaba, isminizi alabilir miyim? İsmim Faruk Çapoğlu. Faruk, nereden geliyorsun? Brooklyn'den geliyorum. Brooklyn'den geliyorsun. Kaç yıldır Brooklyn'de yaşıyorsun? 12 senedir. Güzel, Türkçen de gayet güzel. Türkiye'de doğduğum için Türkçem güzel. Liseyi Türkiye'de mi okudun? Liseyi burada okuyorum. Burada okudun. Ne yapıyorsun? Hala okuyorum, yani lisedeyim ben hala. İşte. Planın ne? Gelecekteki planın ne? Polis mi olacaksın, doktor mu olacaksın? Polis olmak istiyorum. Polis evet. Mi olacaksın? Evet. Süper, harika. Burada da Türk polislerimizi görüyorum. Bayağı bir gururlandım. Bayağı Türk hepsi okumuşlar maşallah. Eğleniyor musun? Eğleniyorum ya, ben yeni geldim ama çok güzel ya. Ortam çok güzel. Herkes yardımsever. Herkes Türkler iyi yani. Brooklyn'i bize anlat azıcık kısaca. Brooklyn biraz karışık oluyor yani. Herkes var. Türk, çok kalabalık Rus. Değil mi? Kalabalık evet. Ama Türkler çok var mı Brooklyn'de? Türkler çok var. Bazı yerlerde de bir sürü Türk var. Yani yardımseverler. Güzel. Peki Brooklyn'de Türkler birbirine yardım ediyorlar mı? Türkiye'de yeni gelenler olduğu zaman. Tanıdık olursa ederler. Tanıdık olmasa etmiyorlar mı? Ederler yine de yani. Tanıdık olmasa etmiyorlar mı? Ederler. Ediyorlar. Çok güzel efendim. Buna ben de şahidim. Çok güzel. Herkes birbirine yardım. Merhabalar. Eğleniyor musunuz bugün?
Merhaba, eğleniyoruz. Ne taraftan geldiniz? Biz Albany'den geldik. Nereden? Albany'den. Albany'den. Hı hı. Güzel. Kimlerle geldiniz? Arkadaşlarımla, iş arkadaşlarımla beraber geldik. Evet. Buradan katılan dahil olan arkadaşlarımız da oldu. Eğleniyor musunuz? Eğleniyoruz. Güzel, güzel bir gün. Bir ilk oldu bizim için. Daha önce katılmamıştık böyle bir etkinliğe. New York'ta bu yaz her yaz, yer. Her yer kırmızı. Evet efendim, şu anda küçük bir grup halindeyiz. Sohbet edeceğiz. Nereden başlayalım? Sizden başlayalım efendim. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. İsminizi alalım. Adil Bayat. Adil Bayat Bey, nereden geliyorsunuz? Ben Long Island'dan geliyorum. Long Island. Evet. Buraya yaklaşık bir saat uzaklıkta. Aşağı yukarı bir saat, evet. Evet. Ne yapıyorsunuz Long Island'da? Ne iş yapıyorsunuz? İş adamıyım. Ayrıca bu programları düzenleyenlerin otopistlerinde sorumlusuyum. Çok güzel. Aşağı yukarı 5-6 eyaletten otopist kaldırdık. Süper. 23 tane 55 kişilik otopist geldi halkımız. Süper. Ayrıca sağ olasın, teşekkürler. Ayrıca kendi arabalarıyla gelenler de oldu. Bu kalabalık aşağı yukarı 5000'in üzerinde insan toplandı buraya. 5000'in üzerinde insan toplanmış efendim. Çok büyük bir başarı. Herkes Türkiye için burada zaten. Evet. Birlik, beraberlik, tek yumruk olmak için buradayız. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Merhaba efendim. Merhabalar. Siz nereden geliyorsunuz? Ben de Long Island'dan geliyorum. Long Island'dan geliyorsunuz. Siz ne iş yaparsınız? Ben mekaniğim burada. Mekaniksiniz. Evet. Kaç yıldır Amerika'dasınız? Ben yeni sayılırım. 5 yıllık buradayım. 5 yıllık. Ama böyle bir ortamı da özlemişim gerçekten. Çünkü uzun mutlaka zamandır. Mutlaka gelin. Yani kesinlikle. Böyle ortamlar yani, mutlaka. Hepiniz çok buradayız. Çok güzel, hoş olmuş. Evet. Aynen. Yani emeğe geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok süper. Aynen öyle. Merhaba efendim, siz? Merhaba, ben Naim. Naim Bey nereden? Biz de aynı bölgede yaşıyoruz. Siz ne işiniz? Ben mobilya imalatı yapıyorum. Mobilya imalatı da önce. Kaç 22 yıl. Nasıl geçiyor eğlence? Gayet güzel. Burada olmak çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Dinleyenlere teşekkür ederiz. Efendim, bugünkü sloganımız var bizim. Neydi sloganımız? Bu yaz New York'ta. New York'ta bu yaz her yer kırmızı beyaz. Bir daha. New York'ta bu yaz her yer kırmızı beyaz. Güzel. Çok teşekkürler. Bizler burada vatan, millet, devlet için tek yumruk olmak için işte Türk'ün her yerde, her zaman bir sembol olarak tek yumrukta birleştiği yer. New York. Evet. Çok güzel. Yani biz milli takıma teşekkür ediyoruz bütün oyunculara. Oo, süper. Evet efendim, şimdi burada tanıdık simalar görüyoruz. Selimiye Camisi'nin dernek başkanı efendim Yener Henderoğlu. Evet. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Vallahi güzel. Güzel, bugün bayağı kalabalık var. Yok, umduğumuz kalabalıkta yok. 5000'in üzerinde insan gelmiş bugün. Onu aslında 60'lar herhalde, biraz fazla olmuş. Vallahi otobüsler bayağı bir organize otobüs, eden kişi söyledi. Otobüs sayısı çok. Burada Atlanta'dan bile gelenler var buraya. Ben söylüyorum, otobüs sayısı çok. Evet, gelen az diyorsun. Heh, onu demek istedim. İnşallah. Hani birbirimizi kandırmaya gerek yok. Ama olsun, yine de insanlarımız gelsinler. Böyle güzel bir ortamda birlik beraberliğin olması gerekiyor. Hepimiz Türkiye için buradayız. Tabii ki Türkiye için buradayız. Türkiye için buradayız ama insanlar bölmemek lazım. İnsanlar ikiye bölündüğü zaman hani tatsız bir hava oluyor yani. Böyle bir bölünmüşlük görüyor musunuz? Tabii elbette ki. Yani yok diyen kendini kaldırır. Anladım. Aslında tabii ki bütün Amerika'daki şimdi olsa... böyle şeylerde doğruyu konuşmak lazım. Hani yalandan yani 5000'miş, 7000'miş, 8000 demeye gerek yok. Gerçeği konuşmak lazım. Ama bu insanları tabii bu büyükler toplaması lazım bir araya. Onun için biraz bir takip şeyde daha tekbirli olmak lazım. Yani bunun iki katı insan olur burada. Onun için de yani iki tarafta birbiriyle destek olup bu gücü güçlendirmesi lazım. Yani bu toplumu bölmemesi lazım baştaki insanların. Derneklerin bir araya gelmesi lazım. Yani onun için çok önemli şeyler var. Duyuyorsunuz değil mi? Amerika'daki Türkler, dernekler böyle bir durumda efendim nerede olursanız olun mutlaka New York'ta bulunun. Çünkü burası Türkiye'nin toplandığı bir yer. Bayrağın altında olduğumuz bir yer burası. Burası demek Türkiye demek. Amerika'daki Türkler. Evet. Doğru. Hepinizi buraya her sene mutlaka bekliyoruz efendim. Bakın Yener Bey ne diyor? Bulduğum kalabalığı göremedim diyor. Yani buradaki Türkler yeterli değil efendim. Evet, doğru. Olması için de işte daha güçlü çalışmak, büyüklerin derneklerle diyaloğunu sağlaması lazım. Hani bunun bir ay gala, iki ay gala değil. 6 ay önceden bunun çalışılması lazım. Hepimiz çalışıyoruz. Evet, hep beraber. Ya biz bugün buraya 3 otobüs geldik.
Belki seneye 5 otobüs gelecek. İnşallah. İşte İnşallah. Onun için. Benim geldiğim İnşallah. Otobüsün yarısı boştu. Evet doğru. İtiraf ediyorum. Evet dedim işte ben. Ama oraya yazdırılan çok insan var. Evet. Çoğu gelmedi. Niye? Onu araştırmak lazım. Niye gelmedi acaba? Aynen. Onu bulmak lazım. Onun küsenler için... var demek ki. Ya küsen var. Ne diyeyim? Ramazan'ın içinde bir 19 Mayıs yürüyüşü oldu New York'ta. Oradan işte sorunlar var. Ama daha önce biz federasyonda da beraber çalıştık. Ama biz buradayız. Ama federasyondaki arkadaşları da küstürmemek lazım. Amerika'da dernek sayılarını çoğaltmamız gerekiyor. Evet, var sayı var. Sayı var da bildiğim kadarıyla yok. Aktif dernek çok az. Yani eskiden, derneklerin sayısı eskiden belli. 60'ın üzerinde dernek vardı, aktif de hepsi ama şu anda o kadar değil belki. Değil. Aktif dernekler zaten belli. Onlar zaten genel olarak Türk toplumu nerede varsa, kırmızı beyaz nerede varsa oradalar. Orada sıkıntımız yok. Ama işte yine başa geliyor. Büyüklerin bu aktif dernekler üzerinde çalışması lazım. Küsmemesi lazım. Peki efendim çok teşekkür ederim. Oldu. Ben teşekkür ederim. Evet sırada alalım beyefendiyi. Şöyle pardon. Hanımefendiden başlayayım. Öyle mi? Evet. Şöyle alalım. Tabii tanıt kendini. Tanıtalım efendim. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım. İsmim Dilek. Dilek Hanım nereden geliyorsunuz? Long Island'da yaşıyoruz. Erkan Yolaç'ın yarışmasına döndü bu ama sakın evet hayır demeyeceksiniz gibi. Tamam. Long Island'da yaşıyoruz. Tamam. Ailem çok eskilerden burada. 1964'te gelmiş dedem. Tamam. Bütün aile burada doğduk büyüdük ama güzel olan şey ailemiz bizi kültürümüzle büyüttü ve bunca bunca insanı burada gördüğümüz zaman insan bir gurur duyuyor. Hani... Çok güzel bir şey daha başkanımız diyor ki katılım çok az diyor bu kadar olmaması lazım diyor. Long Island'dan sizi sizi görevlendiriyoruz. Long Island'daki dernekleri lütfen çalıştırın. Olur tamam, mu? Tamam inşallah. Böyle bir yürüyüşte hepinizi çok kalabalık bekliyoruz. Bütün Long Island'ı buraya bekliyoruz. Tamamdır. Söz mü? Söz. Tamam. Merhabalar. Merhaba. İsminizi alalım. Özlem Aydın. Özlem Aydın Hanım. Nereden geliyorsunuz? Battery Park'tanım. Buraya yakınsınız. Evet, bir durak uzaktayım. Evet. Çok güzel. Kaç yıldır Amerika'dasınız? Burada doğma büyümeliyim. Oo süper. Burada doğma büyüme. Harika Türkçe. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Babam sağ olsun. Süper. Tahmin ettim tabii dernek başkanı eski. Evet. Türkiye'den Giresun tabii. Evet, memleket Nasıl? Giresun. Bugün memnun kaldınız mı? Evet, bugün Giresun çok güzel. Giresun Yağlıdere diyeceğim. Giresun Yağlıdere, evet. Giresun Yağlıdere. Organize'den de Elmabenen köyü. Organize'den evet çok memnun kaldık. Gerçekten çok başarılı bir gündü. İnşallah gelecekte olan organizelerde, eventlerimizde inşallah hep böyle coşkulu neşeli olur. İnşallah efendim. Evet. Çok teşekkür Biz ediyorum, teşekkür sağ olun. Ederim. Sağ olun, iyi günler. Size geleceğim. Merhaba efendim. Efendim siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nereden katılıyorsunuz? South Jersey, New Jersey'den. South Jersey, New Jersey'de. İsim neydi? Hüseyin Cahit Özbay. Hüseyin Cahit Özbay Bey. Nasıl memnun kaldınız mı? Vallahi yani eski yürüyüşlerden nazaran biraz daha sönük geçti. İyi mi? Yani daha kalabalık olabilirdi. Evet. Daha kalabalık olabilirdi. İnşallah o konuda çalışacağız. İnşallah. Elimize görev düşüyor. İnşallah. Her sene New York'ta bu sefer kalabalık olmak için çalışacağız. İnşallah, inşallah. İnşallah. Peki teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Merhaba efendim. Merhaba. Benim ismim Sebahattin Aydın. Sebahattin Aydın Bey, bayan dediği gibi babasısınız. Babasıyım. Giresun, Yağlıdere. Ben 1971'den beri Amerika'dayım. Tamam. Biz bu yürüyüşleri 50-100 kişiyle de yaptık. Bugünlere çok şükür, çok güzel. Yine iyi yani. İyi yani. Ben şimdi aynı zamanda Giresun Derneği'nin kurucu başkanıyım. Hı hı. Aşağıda Murat Camisi diye bir camimiz var. Güney New Jersey'de oranın da başkanıyım. Hı. Yani güzel bir ortam. Fena değil. Daha da iyi olabilir. İnşallah. Çalışacağız. Dernekleri çoğaltacağız. Tamam, biz bütün eyaletlerde. Ha, biz arkanızdayız. Aynen öyle. Dernekleri çoğaltacağız. Üyeleri fazlalaştıracağız. Ve Türkiye için çalışacağız efendim. İnşallah. Ülkemiz için çalışacağız. Tamam. Söz değil mi? Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun efendim. Evet beyefendi. İsim? Ben Halil Hendenoğlu. Yener'in abisiyim. Yener'in abisi. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye'den daha 2 hafta oldu geldim buraya. Aha. Ben bu etkinlikleri Türkiye'de Türk aracılığıyla izliyordum. Ve katkının çok fazla olduğunu görüyordum.
Ben özellikle özel bir gün için geldim ve bu günün için de tesadüfen denk geldim. Kardeşimin dediği gibi gerçekten katılım biraz hayli az. Dolayısıyla dernekler arasında bir iletişim bağlılığını pek göremedim burada. Olması gereken zaten hep bir olması gerekirdi. Bu öyle herkes bir tarafa çekince dolayısıyla bu bölündükçe küçülüyor. Küçüldükçe kaybolup gidiyor. Aynen. Nitekim de demin de siz konuşmayın ben kulak misafiri oldum. İşte o küçüldükçe kaybolan derneklerin birçoğu yok olmuş. Kala kala sayılı 5 elin parmağı kadar sayılı dernekler kalmış. Onları aktif edeceğiz. İnşallah. Yeni dernekler kuracağız. Benim aklımda en az 5-6 tane dernek var. Bunların hepsi ihtiyaç. Sizi ben olması gerekiyor. Tebrik ediyorum. En az da bunu Türk milletine veyahut da burada bulunan dernek üyelerine iletiyorsunuz. Onlara en azından bir nebze olsa bir şeyler verebilirse ne mutlu sizlere, bizlere, Türk halkına. Aynen. Atürk TV Amerika'daki Türklerin kanalı. İzliyorum, ve Türklere buradan iletişim oluyor Atürk'ten. Evet. Ve hakikaten Amerika'da çok fazla derneğe ihtiyacımız var. Kesinlikle katılıyorum gerçekten. Ben size birkaç tane isim saysam diyeceksiniz ki gerçekten ihtiyaç var bunlara. Evet. Hakikaten o dernekleri kuracağız ve insanlarımız burada çalışacaklar. İnşallah sözde kalmasın. Kardeşim dernekçilik üzerine kendisini, bu iş biraz özveri işi. Evet. Parayla, maddiyle olacak işi. Ben kendim Giresunluyum ama 20 yıldan beri İzmir'de yaşıyorum. Görevim icabı emekli oldu. Oraya yerleştim. Aha. Ben orada da bu türlü faaliyetlere katılıyorum. Bir site içerisinde bizim kurduğum iki tane derneğin kayıt üyesiyim. Evet. Orada da bu türlü faaliyetleri sürdürüyorum. Kardeşime bu çok aktif, takdir ediyorum. Aha. Ama şimdi dediğim gibi bunun önce bir Ramazan içerisinde bir faaliyet yapılmış. İkiye bölünmüş. Şimdi Evet. Bakıyorum şuraya. Mesela şu alanın komple dolması lazım. İnsanlarımız küsüyorlar. Sen o partiden, ben bu partiden. Ya, bu yanlış. Şu siyaset burada olayı. Burada siyaset olmaz. Olmaması yurt dışındasın. Lazım. Türkiye'yi yaşamak kesinlikle gerekiyor. Evet. Kesinlikle yani öyle. Buradaki bir de gençlerimizi, çocukları ülkeyi evet tanıyarak yetiştirmek muhakkak gerekiyor. Tabii, öyle çok nesil, genç nesil var ki ben evet görüyorum ve bu kadar neslin mutlaka bilinçlendirilmesi teknolojide lazım. Teknolojide çocukları geliştirmek evet gerekiyor. Teknoloji kesinlikle çok evet önemli. Evet. Ve buradaki çocukların Türkiye'ye faydalı birer evet eleman olarak yetişmeleri gerekiyor. İnşallah. İnşallah yani yapacağız. Evet. Bu basının elinde teşvik edecek. İşte bu aynen türlü şeylerde insanlar uyandırılacak, birbirine kaynaştırılacak. Güzel şeyler. Size aynen çok görev düşüyor. Aynen. Allah bizler sevgi kelebeğiyiz Amerika'da. Çok yani herkesi birbirine yakınlaştırıp evet ve birbirinden haberdar etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Herkes nerede ne iş yapıyor toplumumuz bilsin, insanlarımız evet bilsin. Kesinlikle öyle. Hı-hı. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Efendim. Size başarılar diliyorum. İyi yayınlar. Efendim. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet efendim. Güzel bir Türk kahvesi köşesindeyiz. Merhaba efendim. Merhabalar. Sizi tanıyalım biraz. Serpil Gülşen ben. Virginia'dan geliyorum. Turkish Coffee Lady Cafe. Amerika'nın tek otentik Türk kahvesi ikram eden yeri. Süper. Kafemiz. Kaç yıldır oradasınız? 2 senedir oradayız. Ondan önce de Coffee Truck'la birlikte Amerika'yı turladık. Süper. Ücretsiz kahve ikram ettik misafirlerimize. Amerikalılara, diğer ülkelerden insanlara. 9 sene sonra bunu bir iş haline dönüştürdük. Bugün burada kahve satışı mı yaptık? Hayır, bugün de yine aynı şekilde gönüllü olarak kahvemizi ikram ettik. Türk kahvesini ikram ettik buradaki misafirlerimize. Gördüğünüz gibi biraz karışık ama. Evet efendim, şu anda Türkiye'nin gelecekleriyle beraberim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İsmin ne? Ekin. Ekin. Kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Okula gidiyorsun tabii. Evet. Türkçen nasıl? Gördüğüm kadarıyla güzel. Evet, çünkü Türkiye'de doğdum büyüdüm ben. Süper. 2 yıl oldu buraya geleli. Süper. Ama sakın Türkçeyi unutma. Aynen devam evet et olur evet mu? Senin adın ne? Yaren. Yaren. Kaç yıldır buradasın? 1,5-2 yıldır falan. Devamlı buradasın artık. Evet. Süper. Türkçeyi unutmuyorsun. Unutmayacağım. Türkçeyi unutmuyorsun. Söz mü? Evet. Çünkü ya ilk geldiğimde çok ağlıyordum. Türkçe bizim kalbimizde. Aynen. Bakın ne diyor? Türk yıldızı var efendim burada. Merhaba. Merhaba. İsmini alayım. İkra. İkra. Çok güzel bir isim. Kaç yıldır buradasın? 11. Eğlendin mi bugün? Evet, çok iyiydi. Güzel. Kaça gidiyorsun? 6. 6'ya gidiyorsun. Türkiye'ye ne söylemek istersin? Bir şey söylemek istemiyorum. Sizi ben çok seviyoruz Türkiye. Buyurun. Anneanneme, bütün aileme selamımı göndermek istiyorum. Duydunuz değil mi efendim? Ben de. Anneanneye ben de selamlar. Merhaba. Merhaba. İsmin? Mina. Mina. Mina.
Mina, eğlendin mi bugün? Evet, çok. Nasıl geçti? Güzel mi? Ya, yeah, evet. Güzel. Türkçen de güzel maşallah. Hı-hı. Burada yaşıyorsun. Ya. Yeah. Türkçeyi sakın unutma. Türkiye'ye ne diyorsun şimdi? Sizi çok seviyorum. Evet, şimdi bugünün sloganını biliyorsunuz değil mi? Evet. Neymiş? New York'ta New York'ta bugün her yer kırmızı beyaz. Beyaz. Evet efendim. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Sizi çok seviyorum. Aileme, bütün aileme, sülaleme el sallıyorum. Yedi sülaleye selam gönderiyoruz efendim. Evet efendim, şu anda sağımda bir polis, solumda bir polis, ikisi kardeş. Merhaba efendim. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sanki birisi sarılmış gibi eldiveni koymuşsunuz oraya. Bir anda böyle bir irkildim. Dört kişi miyiz diye. Merhaba, nasıl geçiyor bugün? Çok güzel geçiyor. Memnun kaldınız. Memnun kaldık. Çok gururluyuz. Kaç yıldır polissiniz? Ben 2002 yılında başladım teşkilata, üniversiteye giderken. Bayağı tecrübelisiniz. O zamandan beri güzel. Çalışıyoruz. Amerika'da polis olmak kolay mı, zor mu? Eğitimini alan herkes olabilir. Herkes olabilir. Oldunuz? 2 senelik üniversite kafidir. Tamam. Ondan sonra gerekli olan sınavları geçmeniz gerekiyor. Liseden sonra 2 sene okuyorsunuz. 2 sene en az üniversite okumanız gerekiyor. Okey. 2 yıllık kolejde mi okumak gerekiyor? Tabii. Yoksa üniversite, kolejde. Güzel. Kolejde 2 yıl okudu diyelim. En az 60 kredi veya 2 senelik üniversiteyi bitirmiş olmanız gerekiyor. Duydunuz değil mi? Türkiye'deki, Amerika'daki Türk vatandaşlarımız. Evet. Bütün evet. Gençlerimiz gençlerimize teşvik ediyoruz. Liseden sonra 2 yıl okuyorsunuz, sınava giriyorsunuz, polis ve oluyorsunuz. Ve polis olabiliyorsunuz. Evet. Elbette. Arkadaşlarımız da destek oluyor tabii. Elbette. Değil elbette. Mi? Tabii ki. Peki tabii. Arkadaşımıza da soralım, isminiz? Ertan. Ertan Bey, nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Kaç yıldır polisiniz? 7 senedir. 7 senedir. 7 senedir. Siz kaç yıldır? Ben 2002'de başladım göreve. 2002'den daha bayağı olmuş artık. Siz komiser durumuna gelmişsiniz. Olmadık ama inşallah o da olur. Komiser olmak için 2 yıl daha mı okumak lazım? Yok, sınavları geçmemiz gerekiyor. Sınavlar geçtikten sonra komiser İnşallah. Oluyorsunuz. İnşallah. İnşallah. Evet, siz de 7 yıllık polisiniz. 7 yıllık polisim. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Ben devletin baktığı yerlerde çalıştığım için biraz daha aktif olarak koşturmaca. Ama şimdi olarak böyle söyleyeyim. Biz ikimiz burada babamız hariç olamayız. Süper, gelin bakalım. Evet. Merhaba efendim, buyurun. Nasıl abimiz de? Efendim, iki tane polisimizi yetiştiren baba. Sizi çok tebrik ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yayınınıza bizi de kattığınız için. Evlatlarımız bizim gururlarımız. Evet. Bizler istiyoruz ki bütün evlatlarımız başka ülkelerde çok çok daha iyi yerlere gelsinler. Bizleri temsil etsinler. Evet. Ülkemizin ismini duyursunlar. Az önce konuşmalarına şahit oldum. Kim olursan ol, herhangi bir taviz yok. Babaları bile suçlu olsa kelepçeyi takacaklar. Aynen, aynen. Çünkü yasaları koruyorlar. Kim olursanız doğru. Olun, yasalar konuşur. Amerika'da doğru. Yasalar konuşuyor. Doğru. Ama Amerika'da en zorluğu eminim ki siz çektiniz. Tabii iki tane evlat yetiştirdiniz. Kolay değil. Evet, maalesef. Ama onlar da artık mesleğini icra ediyorlar. Onlar, ne güzel. Ne mutlu bana. Evlatlarım benim istediğim şekilde, istediğim yolda gittiler. Bizi kırmadılar. Bazen bakıyorsunuz bazı ailelerimizin çocukları kaybolmuş durumda ama en büyük görev anne babaya, aileye düşüyor. Aynen. Ben çocuklarımı büyütene kadar Amerika'da İngilizce biliyorsunuz Eagle diyorlar, Türkçesi Kartal, bir nevi kartal şeklinde üstlerinde hep uçtum. Bugünlere geldiler. Allah razı olsun onlardan. Sen gurur duyuyor ama biz ondan daha çok gurur duyuyoruz. Doğru. Çünkü doğru. Onun sayesinde öyle. Bizler onun buradayız. Onun sayesinde sizler buradasınız ve doğru. Okudunuz, eğitimini aldınız ve şimdi de görevinizi yapıyorsunuz. Şimdi meyvelerini topluyorum. Tabii. Arkanızdaki güç. Tabii. Sağ olun. Çok doğru. Teşekkür ediyorum ben efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sloganımız var. Bekleyin. Ne diyorduk bugün? Bu Amerika'da, New York'ta her yer kırmızı beyaz.